Tüm oyunseverlere Duel Akanı'ndan merhaba. Yine bir haber içerikli program ile sizlerle beraberim. Geçen hafta benzer bir içerik yüklemiştim. Baldur's Gate 3 Lies of P oyunlarındaki güncellemeler, ama onun dışında da genel oyun haberleriyle ilgili bilgi veren bir videoydu. Oldukça sizlerden ilgi ve beğeni topladı. Bunun üzerine zaten böyle bir planım her zaman vardı. Ama bu tip haberleri açıkçası ihtiyaç oldukça sunmaya çalışıyordum ama şu an hani deneme olarak hadi dedim bu hafta da koyayım bu tip bir içerik. Yani amacımız burada haftalık size oyun dünyasındaki gelişmeleri bildirmek. Yani periyodik hale döndürmeye çalışıyoruz. Bu da ilk denememiz diyebilirim. Umarım hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek videomuza geçelim. Duel Gaming kanalının rol yapma oyunları ve Souls-like tipi oyunlara ağırlık verdiği aşikar. Ve açıkçası haber seçerken de bu tip oyunlarla ilgili haberleri olabildiğince ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ve tabii ki geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi Elden Ring'in Shadow of the Earth Tree DLC paketiyle ilgili olan açıklama ve beraberinde oynanış fragmanı idi. Bununla ilgili tabii hemen sizlere video yetiştirmeye çalıştım. Bu bir reaksiyon videosu idi. Trailer'ı canlı olarak beraber inceledik. Ancak tabii bunu yaparken elimizde her türlü bilgi yoktu. Ardından aynı gün oyunun geliştiricisi meşhur yani From Software'dan Hidetaka Miyazaki ile röportajlar yapılmış. Daha doğrusu Miyazaki belli basın yerlerine, ajanslarına gidip bu röportajları gerçekleştirmiş ama hepsi Japonca dilinde. İşte bunlarla ilgili bilgiler geldi ertesi gün ama hemen bir video daha yüklemeyi uygun görmedim. O yüzden bu haber videosu ile birleştirmeye özen gösterdim. Yani ilk kısmımız bu Miyazaki'nin röportajından gelen bilgiler üzerine. Fragmanda tabii ki bazı spekülasyon, yorumlar, tahminlerde bulunmuştum. Bunların bazılarını onayladı Miyazaki ve bazı bilgiler ise tamamen bizim için yeni. Şimdi bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii buradaki gelen bilgiler de Japoncadan İngilizceye tercüme. Ben de onları size aktaracağım. Genelde hani Japon dili oldukça farklı olduğu için belki bazı şeyler yanlış anlaşılmış ya da yorumlanmış olabilir. Onu peşinen söyleyelim. Şimdi öncelikle oyunun mekanı neresi olacak? Orada videodan da anlayacağımız gibi Lands Between'den ayrı bir mekanda geçecek. Shadowlands ya da Shadow Realm diye geçen gölge dünyasında ya da yani karanlık dünyada gibi düşünebiliriz. Alternatif bir mekan yani Lands Between'de değil. Ancak yani görüntülerden yeni mekanlar gibi görsek de bir ihtimalde belki mesela Lands Between Shadow Earth, yani Earth Tree ağacı var. Diğer Shadow Realm'ında ise Shadow ağacı bulunmakta. Belki yani mevcut mekanların karanlık versiyonları gibi bir yola da gidebilirler ama taze mekanları da gördük şeyde fragmandan ki öyle olması açıkçası tercihimiz. Buraya geçiş yolu ise aynen fragmanda gördüğümüz gibi Miquela'nın o işte çürümüş kolunu dokunacağız. O da hatırlarsanız ana oyundan Mock Boss dövüşünde karşımıza çıkıyordu. Yani Mock Boss dövüş arenasında o kol. Demek ki Mog'u öncelikle yenmeniz gerekiyor. Eğer oyuna sıfırdan başlayacaksanız oraya gelmeden DLC paketine erişiminiz mümkün değil. Ve bu erişim işte dediğim gibi Mog'u yendikten sonra kola tıkladığınız zaman herhalde sizi o rüya dünyasına ışınlayacak. Ve buradaki hikaye şu şekilde. Mog tarafından tabii Miquela bildiğiniz gibi kaçırılmıştı. Orada böyle yarı ölü gibi gösteriyordu. Anladığımız kadarıyla bu Shadow yani gölge ya da rüya dünyasına geçiş yapmış. Seyahat ediyor orada. Biz de onun adımlarından takip edeceğiz. Yani nereye gitmişse onu takip ediyoruz. Yani ana yönde hatırlarsanız hani Earth Drain'in şey hani ışığını takip ediyor gibiydik. Ona benzer bir mantıkta biz de Miquela'yı takip edeceğiz. Ancak bir yandan da Kraliçe Merica'nın o şeyde Shadow şeyinde gölge diyarında diyelim Türkçe'ye çevirse gölge diyarı diyelim en iyisi. Orada eskiden yapmış olduklarını da inceleyecekmişiz. Yani bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyoruz. Miquela da herhalde Marika'nın o diyarda ne yaptığını mı inceliyor. Onu anlayacağız. Bununla ilgili daha fazla bilgi vermemeyi tercih etmiş Miyazaki. Çünkü yine bir konu var. Bu arada tabii konu bildiğiniz gibi Elden Ring oyunu meşhur yazar George R.R. Martin'in ne desek hani dünyayı yaratmış daha doğrusu. Yani George Martin'i elbette biliyorsunuzdur. Game of Thrones kitap serisinin yazarı.
Maalesef son iki kitabını yıllardır bekliyoruz. Büyük ihtimalle tamamlanmayacak o seri. Bunu da parantez içinde belirtelim. Benim yani önceki kitaptan çok sevdiğim bir yazardır ama bizi hayal kırıklığına uğratıyor açıkçası. Her neyse yani bu Elden Ring'in dünyasının tasarımı George Martin'e ait. Ya da ait demeyeyim, Miyazaki ile ortak gerçekleştirmişler. Bu arada Miyazaki belirtiyor, hiç yüz yüze karşılaşmamışlar. Tamamen hani e-posta yazışmalar üzerinden iletişim gerçekleştirmiş. Bu DLC paketi için özel bir şey yazmamış Martin. Ancak orijinal oyun için yazdığı bazı şeyler, konseptler saklanmış ve bu oyuna taşınmış. Yani büyük ihtimalle bu gölge diyarı mantığını zaten yazmıştı Martin. Onu yani ana pakete koymayıp buraya saklamayı tercih etmişler anladığımız kadarıyla. Bunlar tabii güzel gelişmeler. Yani güzel bir altyapısı ve dayanağı olacak. DLC paketindeki konunun ve oraya geçişimizin belli bir nedeni olacak. Gayet hoş açıkçası. Seviye tasarımı olarak ve büyüklük açısından şunları da söylemiş. En az Limgrave bölgesi kadar büyük olacağını söylüyor. Yani Limgrave'e benzetmiş. Limgrave biliyorsunuz oyunun açılış ilk bölgesi oldukça geniş. Tabii bir herhalde Lurnia kadar geniş değil ama ona bayağı bir yakın. Yani Stormveil Şatosu oranın esas merkez zindanıydı. Ama eminim ki bu sefer zindan sayısı artacaktır. Çünkü şeyden bahsediyor. Legacy tipi zindanlar olduğu gibi bir yandan açık sahada da düşmanlar dolaşacak. Orada da bosslar olacak. Benim tahminimce hatta Limgrave'den daha geniş olur diye düşünüyorum. Ama anormal büyük de beklemeyin oyunu. Ancak mesela şeye bakarsak kurulum dosyası 60 GB olacakmış. Bu 60 GB da az bir rakam değil açıkçası. Bu kadar beklediğimize göre çok çabuk tüketeceğimizi zannetmiyorum ben içeriği. Zorluk açısından da bazı bilgiler veriyor. Şimdi şüphesiz tabii şöyle bir durum söz konusu. Elden Ring oyununda yani yeni bitirdiniz, yeni oyun artıya, yeni oyun 2 artı 3 artı derken üst üste bitirip seviye atlayabiliyorsunuz. Ama bildiğiniz gibi tabii seviye atlamanın fark ettirdiği güç giderek azalıyor. Yani ne bileyim ben işte bir mesela 50. seviye ile 100. seviye arasında anormal fark var ama bir mesela 350. seviye ile 400 seviye arasında o kadar fark yok. Yani istatistikler çok ufak oynamaya başlıyor. Oynadıysanız gayet bunu iyi biliyorsunuz. Ama yine de çok yani üst seviyede her türlü teçhizatı toplamış bir kişi çok ciddi avantajlı girecektir herhangi bir DLC paketine. Bunu dengelemek için bazı yollar düşünülmüş. Oyun çıktığında bunu daha iyi algılayacağız. Yani zorluk açısından oyunu nerede bıraktıysanız oradan devam edecek. Benim tahminimce Helic Tree, işte o Forum Azula falan gibi bölgelerle aynı zorluk seviyesinde olacağını düşünüyorum. Eğer mesela karakteriniz aşırı güçlü ve herkesi tokatlayarak gidiyor gibi ise onu düzeltmek için bir takım yollar arayacaklarmış. Nasıl yapacaklar bunu tam bilmiyoruz ama bununla ilgili bilgi gelirse ve aynı zamanda önceki Souls oyunlarına da paralellik kurarak bununla ilgili belki bir içerik hazırlarız. Oyun çıkmadan biliyorsunuz daha Haziran'a kadar zamanımız var. Bu arada zor gelirse diyor oynayan karakterleri de tekrar bazı başka yerlerde kuvvetlenmesi için de şans tanıyacaklarmış. Yani o alanda çok sıkışık yapacak hiçbir şey yok. Eyvah ilerleyemiyorum gibi bir paniğe kapılmanıza gerek yok diyor. Ve aynı zamanda güç ya şöyle bir şeyden bahsediyor. Yeni güçler diyorlar. Yeni güç ne demek şimdi? Onu tam şey yapamıyoruz. Bazıları hani diğer Sekiro oyununa benzetmeler yapmışlar onun gibi olabilir diye. Yani ayrı böyle bir karakter gücünden bahsediliyor. Ve videoda izlediğimiz zaman mesela oradaki bir tane yerde karakter taş alıp fırlatıyor. Böyle bir şey hiç daha önce görmedik. Yani bu bir Ash of War yeteneği mi acaba bir silah ki pek mantıklı değil. Belki de karaktere özel bir güç ekliyorlar. Buna benzer güçler olacak belki de. Bunun dışında da mesela bir karate yapar gibi bir dövüş sanatı yaparak böyle saldırma hareketi görüyoruz. Bunun da bir silahla ilgisi yok. Sanki yani bu tip güçler ekleyecekler oyuna. Belki de mesela orada ayrı bir seviye atlama sistemi olacak DLC paketinin içerisinde. Zaman gösterecek ama eminim ki çıkış tarihi yaklaştıkça bunlarla ilgili daha çok elimize bilgi gelecektir. Bunun dışında tabii NPC karakterler de bulunacakmış. Önceki oyunda olduğu gibi yolumuza çeşitli NPC'ler çıkacak. Onlar da aynı şekilde Mikaela'nın yolunu takip ediyorlar. Yani bunların tabii bazıları dost, bazıları düşman olacak ya da dikkat etmezseniz hepsine yanlışlıkla vurup hepsini düşman haline getirebilirsiniz. Emin olun ki NPC karakter sistemi ve görevleri ana oyuna benzer şekilde çalışacaktır.
Ama tabii ana oyundan karakterler buraya gelir mi bilemiyorum. Çünkü biliyorsunuz her karakter öldürmeye müsait. Yanlışlıkla herkesi öldürmüş olabilirsiniz ya da kasıtlı olarak. Benim tahminimce burada yeni karakterler gelecektir. Ve belki ana oyunda bahsedip de hiç çıkmayan karakterler karşımıza çıkabilir. Öyle olursa hatta çok hoş olacaktır eminim. Ardından tabii Mesmer diye bir karakteri gösteriyor. Bir boss. Burada Miyazaki bununla ilgili de konuşmuş. Mesmer videonun sonuna doğru bir tahta oturduğunu görüyoruz. Buradaki taht Morgoth Boss Savaşı'ndaki gördüğümüz böyle tahtlardan oluşan bir arena vardı. Buraya işte diğer tüm demigod, yarı tanrı dediğimiz karakterlere ait, hatta o konuşmada hepsini tek tek sayıyordu. Aynı taht olması kasıtlıymış. Bu şunu gösteriyormuş. Yani bu bahsettiğimiz Mesmer karakteri aynen diğer karakterler kadar güçlü ve ciddiye alınacak bir karakter. O yüzden onu kullanmışlar. Onun ötesinde peki niye Mesmer'in tahtı orada yokmuş? Onun da açıklaması gelecekmiş. Büyük ihtimalle benim tahminim bu da Marika'nın gizli çocuklarından falan bir tanesi. Kesin Lance Between'den uzaklaştırılmış, exile olmuş herhalde. Bu gölge dünyasına yollamışlar diye tahmin ediyorum. Tabii bu çok erken tahmin ama bariz bir tahmin. Tabii yanlış çıkabilir bu. Özetle ama güç seviyesi olarak diğer ana bosslarla aynı olacak görünüyor. Tabii oyunun sonunda Mikaela da boss olarak çıkacak mı onu bilemiyoruz. Başka şöyle bakalım neler diyormuş. Zorluktan bahsettik. Başka DLC yani ikinci bir DLC paketi çıkacak mı şeyle Shadow of Erdtree'yi takiben. Şu an herhangi bir DLC üzerinde ya da Elden Ring 2 üzerinde çalışmıyoruz demiş Miyazaki. Ama asla asla demeyin şeklinde bir şey söylemiş. Şöyle diyeyim, o zaman böyle bir durum varsa yani ikinci bir DLC paketi çıkarsa ve üzerinde şu an hiç çalışmıyorlarsa bunu çok daha uzun süre olacaktır ve mantıklı değil bence. Çıkarlarsa Elden Ring 2'yi çıkarlar ama bundan artık 5 sene sonra mı çıkar onu bilemiyoruz. Yani ben bu açıklamalardan bu Shadow of Erdtree bence bu oyunun son tek ve son DLC paketi olacak. Tabii bu arada ne üzerinde şu an çalışıyorlar bilmiyoruz. Yani bizim ümidimiz biraz daha tekrar hani Souls türlerini ayağa kaldıracak yeni bir eser çıkması ki bununla ilgili de konuştuk. En son Souls oyunların tabuları adlı podcastimizde eğer izlemediyseniz oraya gidip bir saatlik muhabbetimizi dinleyebilirsiniz öyle diyeyim. Bunun dışında daha istatistiksel bilgiler de var. Örneğin boss sayısı 10'muş. 10 tane yeni boss diyor. Bu tahmin etmiyorum mini bossların dahil olduğunu. Güzel bir sayı açıkçası. 8 tane yeni silah kategorisi varmış. Dikkat ederseniz mesela taramalı gibi atan bir arbalet kullanıldığını gördük. Böyle bir seri şekilde bıçak atan bir kısım vardı. Bunlar yani ilginç silahlar olarak görünüyor. Bakalım bunlar nasıl olacak? Yeni büyüler de varmış ama anladığım kadarıyla silahlar daha ilgi çekici görünüyor. Bu oyunun çıkışını daha önce söylemiştik aslında. PlayStation 5, 4, Xbox One Series X falan PC şeklinde. Ancak şu an ön sipariş için PlayStation Network'e girdiğiniz zaman PlayStation 4 versiyonu görünmüyor. Benim tahminimce ya bizimkiler hata yaptı ya da sonra eklenecek. Yani çünkü her yerde bas bas bağırılıyor yani. Eski jenerasyonu dışında bırakmıyorlar. Yapılmadık bir şey değil bu arada. Yani Horizon Zero Dawn mesela şeyde DLC paketinde PlayStation 4'ü dahil etmedi. Sadece 5 için çıkarmıştı. Burada öyle bir şey yok. O çok net. Eğer istiyorsanız PlayStation 5 versiyonunu satın alabilirsiniz ama PlayStation 5'iniz yoksa sanırım o opsiyon çıkmıyor. Bu durumda beklemek zorundasınız. Ama yani ben olsam bir yolunu bulmaya çalışırım almak için. Çünkü kesinlikle fiyatı yükselecektir PSN'de. Steam'den alacaksanız bir sıkıntı yok. Çünkü dolar üzerinden lokalizasyon yapılmış. O fiyat kolay kolay değişmez. Ama bir beklemenin de bir anlamı yok açıkçası. Tamamen elinizdeki dolar birikimine bağlı olarak bu kararı verebilirsiniz. Evet, sıradaki konu başlığımız ve seçtiğimiz oyun Helldivers 2. Helldivers 2 Duello Gaming yayın akışı içerisinde yer alan bir oyun olmadı. Çünkü yani pek hani rehber gerektirmeyen ne olduğu belli bir oyun. Helldivers 1'i zamanında ben ve arkadaş grubum bayağı oynadık. Yani tepeden gösterim, co-op, twin stick shooter şeklinde süper eğlenceli bir oyundu. Onun tabii 3 boyuta taşınılması gerçekten çok güzel. Özellikle de oyunu hazırlayan Arrowhead gibi ufak bir firma. Ve şu an bu oyunun başarısı bizi çok memnun etti. Ama Steam'de çok pahalıya satılıyor, lokalizasyon yok. Ondan almadım. PlayStation'da da yani PlayStation 5'te alayım mı almayayım mı çok kararsız kaldım. Nasıl olsa şeye gelir, ekstraya gelir diye düşünüyorum. Daha sonra oynarım diye acele etmedim. Bir de başka oyunlarla programım doluydu ama dediğim gibi yakından takip ediyorum.
Şimdi tabii bu oyun Helldivers 1 gibi sadece ilk başta PlayStation'da çıkmadı. Yani ilk oyun PlayStation 4'te çıkmıştı. Herhalde bir 6 ay sonra falan şeye geldi. 5-6 ay sonra PC, Windows'a gelmişti. Bu sefer aynı anda çıktı. Ve bence çok çok isabetli bir karar oldu bu. Ve şu an başarısında da bunun büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Neden başarı diyorum? Çünkü oyun bir haftada 1 milyon satmış. Yani bu tarz nispeten küçük ölçekli bir oyun için harika bir sayı. Ve bunu yaparken de microtransaction dediğimiz oyun içi alışveriş ve birçok kişinin kızdığı yerler de var. Yani isterseniz bazı silahları satın alarak güçlenebiliyorsunuz. Ama tabii oyunda competitive olmadığı için, yani rekabetçi değil, kooperatif oynanıyor tamamen. Kimse herhalde aldırış etmiyor. Ama yine de tabii pek hoş olmayabilir yanınızdaki kişi bir anda güçlendiği zaman. Ama dediğim gibi rekabet yapmıyorsunuz nasıl olsa. Sizin ortağınız oluyor uzaylı böceklere karşı. Her neyse, buna rağmen ve ilk başta da ilk çıktığı zaman bazı server sunucu problemleri yaşandı ki her bu tarz online oyunda bu tip sorunlar yaşanıyor. Bunları büyük ölçüde hızlı bir şekilde hallettiler. Ama bu ilgiyi de beklemiyorlardı. Şu anda şeye bakarsak SteamDB web sayfasına Helldivers 2'nin her gün 450 bine yakın ya da 450 bini vurduğu, oyuncu sayısını vurduğu rakamlarla karşılaşıyoruz. Stüdyo buna hiç hazırlıklı değilmiş. Ve bayağı gece gündüz çalışıyorlar talepleri ve hizmeti karşılayabilmek için. Stüdyonun başındaki kişi de şey demiş. Yani bu yüksek talebi karşılamak için ekstradan işe insan almak istemiyoruz. Çünkü alırsak yani bir süre sonra bu ilgi azaldığı zaman bu insanlara ihtiyaç olmayacak. Bu sefer de işten çıkartmak pek etik olmayacak diyor. Onun yerine herhalde şu an bayağı orada çalışanlar çok ter döküyorlardır diye düşünüyorum ama umarım en azından maddi olarak karşılığını alıyorlardır bu çalışmanın. Dediğim gibi çünkü gurur duymaları lazım. Yani bu tip bir ürünün bu kadar satmasından ve ilgi görmesinden. Tabii bu Steam değerlerini söylüyoruz. PlayStation Network'te kaç kişi oynuyor, ne kadar oynuyor bunu bilmiyoruz. Ama 1 milyon satıştan falan bahsediyor. Benim tahminim çok daha fazla sattı PC bilgisayarlarda. Ve belki burada bir Sony düşünebilir ya. Acaba bir yandan aynı anda mı çıkarsak oyunları PC'de gibi şeyler geçebilir akıllarından. Özellikle ama yani online oyun gerektiren oyunlarda demek ki bu yola gitmek daha iyi. Ha belki diğer ne bileyim işte God of War gibi franchise'larda yine sadece orada çıkabilir ama bu tip şeylerde, oyunlarda bunu gerçekten düşünebilirler. Bir yandan da başka oyunlarla ben paralellik kurmak istiyorum. Yani bu geçtiğimiz ay aslına bakarsanız bu tarz online oyun da oldu Şubat ayı. Helldivers 2 bunların en büyük sürprizi. Çünkü diğerlerinin daha çok tutulacağı düşünülüyordu. Ya da hani uzaktan öyle düşünülüyor olabilir. Çünkü işin içinde olanlar tahmin ediyordu bazı oyunların fiyasko olacağını. Bunlardan bir tanesi Suicide Squad, Kill the Justice League. Steam'de her ne kadar puanlar fena olmasa da bu arada o da şüpheli. Galiba hani düşük puanları falan siliyormuş Steam. Çünkü diğer Metacritic'te falan yerlerde sürünüyor puanı. Bu oyunu oynayan oyuncu sayısı şu an en fazla 900'leri buluyor. Yani 900 bin diye 900'den bahsediyorum. Yani 1000 oyuncuyu bile bulamıyor. Bir işte ilk çıktığı an sayılar yüksekmiş. Yani şu an Helldivers 2 ile karşılaştırıyorsunuz. İnanılmaz bir fark var ve birinin bütçesi nasıl, diğerinin bütçesi nasıl. Bu büyük skandal, fiyasko. Yakında da toptan yani serverlarında şalterini indirirlerse şaşırmayın ki daha sezon 1 falan gelecek önümüzdeki günlerde. Bayağı vahim bir durum. Gerçekten üzücü diyeceğim ama üzücü değil açıkçası çünkü yani bu oyunun yapılış amacı kötü niyetli olduğu için o yüzden kızamıyorum. Tek üzüldüğüm konu Rocksteady gibi bir firmanın bu hale düşmesi. Çünkü dünyanın en güzel belki single player oyunlarını yapan firmanın düştüğü duruma bakın. Gerçekten can sıkıcı. Bir başka fiyasko demeyeyim ama yine başarısız bir durum. O da Skull and Bones. Skull and Bones oyunu da hani kanalımızda yer verdik doğal olarak bize de kod yolladıkları için yeteri kadar ilgi görmedi. Neden? Çünkü çok eğlenceli değil oyun açıkçası. Hani kötü bir oyun değil ama sıkıcı bir oyun. Özellikle de 8 saat deneme süresi var bildiğiniz gibi. Belki bu deneme süresini yapmaları kötü bile olmuş olabilir. Bunun sebebi ise çünkü gerçekten oyunun başları sıkıcı çünkü. Yani böyle biraz daha tempo kazanması, eğlenceli aktivitelerin başlaması 10 saatin üzerine buluyor açıkçası.
Deneyen kişi de ya bu oyun bir şeye benzemiyor diye bırakabilir o saat süresince. Yani 8 saat bile yeterli değil oyunun bir yere gelmesi için. Bu da tabii ki can sıkıcı bir durum. Ubisoft'tan tabii kaç oyuncu oynuyor, ne kadar satış yapıyor gibi rakamlar henüz paylaşılamadı ama sızdırılan bilgiler var. Ona özellikle şurada burada değinmek istiyorum. Görmüş olduğunuz şeyde de haberde de Game World adlı Game World Observer adlı referanstan aldığım bu bilgi, Ubisoft'ta ismin açıklanmasını istemeyen bazı kişiler bilgiler vermiş. Buna göre diyor Skull and Bones yaklaşık 850 bin oyuncu tarafından oynanmış. Yani 1 milyonu bulamamışlar. Bu tabi beklenen oyuncu düzeyinin altında kalıyor. Ancak şey engagement dediğimiz yani oynayanlar oyunda uzun süre kalıyormuş. Öyle de bir şey var. Yani demek ki yani şikayete rağmen yani millet oynuyor yani bir kere girdiği zaman. Yani şöyle diyor bir oyuncu ortalama 3-4 saat kalıyormuş oyuna girdiği zaman. Yani Suicide Squad kadar hani fiyasko değil en azından bu oyun. Ancak şöyle de diyor oyunun diyor fiyatı 70 doların fazla olduğunu düşünüyormuş Ubisoft'un çalışanları kendi içinde bile. 70 dolara sunulmasının nedeni diyor en büyük nedeni diyor oyunun yeteri kadar ilgi görmemesinin ki bence tek nedeni bu değil. O oyun çünkü eğlenceli değil. Bunun diyor 30-40 dolarlık oyun olması gerekir demiş. Ne kadar doğru konuşmuş açıkçası. Hatta free to play bile olabilir ama tabii öyle olursa bu sefer de micro transaction'lardan insanlara can sıkarlarda hiçbir şey yapamazsınız bir şey satın almadan. O yüzden aslında hakikaten 30-40 dolar olsa belki daha çok oyuncu oynardı şüphesiz. Tabii şu an ortalamaları da pek iyi değil oyunun. PC için 57, PlayStation 5 için 64'te duruyor Metacritic'te. Oyuncu şeyi ortalaması daha da kötü 3,5'lara kadar düşmüş ama burada tabii bir genel Ubisoft'a karşı bir nefret var. Yani 3,5'luk oyun falan kesinlikle değil. Ama ben de hani not versem onun üstünden 6 verirdim açıkçası. Bunun haricinde de bakalım. Ha şey diğer oyunlarla karşılaştırma yapmışlar. 2024'ün diğer oyunları Skull and Bones'u. Diğer oyunlara baktığımız zaman hakikaten kötü tabii. Palworld oyunu sadece 8 saat için 1 milyon kopya satmış. Şu ana kadar da yani şey 25 milyon oyuncu diyor Steam ve Xbox'tan oynuyor diyor. 22 Şubat tarihine kadar şu an demeyeyim. Tekken 8 2 milyon kopya satmış bir ay içinde. Persona 3 1 milyon kopya satmış ilk haftada. Like a Dragon Infinite Wealth yine ilk haftada 1 milyon kopya. Bunlar hepsi gayet başarılı JRPG örnekleri. Granblue Fantasy Relink 11 günde 1 milyon satmış. Enshrouded kanalımızda da yer vermiştim ama yoğunluktan oynayamadım devamını. Aslında bir an önce dönmek istiyorum oyuna. 4 günde 1 milyon oyuncu varmış oyunu oynayan. Ve toplamda da bir ayda 2 milyon kopya satmış. Bu da küçük bütçeli bir firma için büyük başarı. Helldivers 2'den de az önce bahsettim. O da bir haftada 1 milyon kopya satmayı başardı. Bir başka önemli haber de Xbox'taki bazı oyunların diğer platformlara gelmesi. Bununla ilgili en son çektiğimiz videoda konuşmuştum ve 4 tane oyunun geleceğini söylemiştilerdi Phil Spencer ve ekibi. Bu 4 oyunla ilgili tahminde bulunmuştum. Bu tahminlerin hepsi tuttu. Ama tabii ben bir Nostradamus değilim çünkü çok bariz tahminlerdi bu. Sonuçta başkalarının fikirlerini de değerlendirerek en mantıklı bunlar demiştim. Bunlar şöyle sırayla gidersek Pentiment çıktı hatta 22 Şubat'ta PlayStation 4, 5 ve Switch'te yayınlandı. Gayet kaliteli bir oyundur ama herkese göre hitap etmiyor. Hi-Fi Rush sadece PlayStation 5'te çıkıyor ve 19 Mart'ta çıkacak. Bu tabi biraz üzücü çünkü aslına bakarsanız oyun PlayStation 4'te çalışabilir, Switch'te çalışabilir. Ancak tabi 60 FPS değerlerini tutturamayabilir yani 30 FPS'te de oynanabilir. Büyük ihtimalle hani Tango stüdyoları oyunların bu şekilde oynanmasını görmek istemedikleri için sınırlamış olabilir ama tabii yani düşük yani sistem özelliklerine sahip bir PC'de tabii ki düşüyor bu aslına bakarsanız performans. Gönül isterdi ki tabii yani onlar için de bunu yapsınlar ama belki zaman harcamak istememiş de olabilir ama hakikaten yani o Switch'te eğlenceli olabilirdi 30 FPS olsa da oyun. Kendi bilecekleri. Grounded oyunu 16 Nisan'da PlayStation 4, 5 ve Switch'te çıkıyor. Grounded'da güzel bir aile oyunu, online oyun. Bu sayede yeni kişiler eklenecektir bu oyuna. Benim ilgimi çekmiyor ama güzel olduğunu söyleyebilirim uzaktan. Kötü bir oyun değil.
Sea of Thieves oyununa hiçbir zaman giremedim. Çünkü Xbox'ım yoktu zamanında. İlk oyunlardan bir tanesi galiba PC Game Pass'te falan verilen, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 30 Nisan'da PlayStation 5'te yayınlanacak. Bayağı süre var ona. Yine bu Sea of Thieves'deki oyuncu sayısını çok ciddi şekilde arttıracaktır. Bunların hepsi bence olumlu kararlar. Bunların devamı gelecek mi bilmiyoruz. Yani bunları deneme amaçlı sürüyorlar. Ama daha önceki videoda söylediğim gibi işte Starfield ve Indiana Jones oyunları hayır gelmiyor dediler. Ama ben Starfield mesela seneye gelirse şaşırmam açıkçası. Bir başka bahsetmek istediğim haber ve oyun ise No Rest for the Wicked. Bu oyun nedir diye birçok kişi düşünüyor şu an. Çünkü bir kez konuştuk bu oyunla ilgili. Daha önce Xbox'ın sergisinde sanırım yer vermişlerdi ama Xbox oyunu değil bu. İlk başta öyle zannedilebilir çünkü Moon Studio tarafından üretildi, geliştiriliyor. Moon Studio Ori serisini yapan, yani her iki Ori oyununu yapan oyun ve Ori franchise'ı Microsoft'un elinde ve Moon Studio zamanında onlar için çalışıyorlardır ama kötü bir şekilde ayrılmışlar Microsoft'ta ve daha sonra da başka bir dağıtıcıya geçiş yapmışlar. Private Division bu firma, şu an onunla çalışıyorlar. Ve No Rest for the Wicked diğer platformlarda da çıkacak. Yani Game Pass'e gelir diye ümitlenmeyin. Ama şeye ait olan, mesela Private Division'a ait olan Rollerdrome oyunu hem Game Pass'te var hem PlayStation Plus'ta. Şimdi biraz oyundan bahsetmek istiyorum. Bu oyunla ilgili IGN First Look kısmında yer vermeye başladı. Şu an IGN'le anlaşmışlar. 8 dakikalık bir oynanış klibi koymuşlar ve şu an arkada oynatıyorum. Bu oyunu zaten şey dediler, yani Diablo görünümlü ama işte zor ve hani sert kombata savaş olduğunu belirtmişlerdi. Ama tabii anladık biz ne olduğunu. Souls-like oyun belli. Souls-like demeyeyim de bir From Software Souls oyunu gibi kombat. Daha ağır, temkinli gidiyorsunuz. Vuruş hissi gayet sert. Yani böyle vırt vırt vırt, yani ekranda kaydınız hızlı tarz bir oyun değil. Ve incelediğiniz zaman aynen sanki bir From Software oyunu gibi, ne bileyim işte kısa yolları açma var. Ne bileyim sandıkları kırma, ilerleme, hatta bir boss dövüşü koymuşlar. Yani boss'ta olan dövüş de bayağı andırıyor. Tek fark izometrik gösteriyor. Tabii sonuçta hani bu tip oyunlara iki boyutlu side-scroller şeklinde oynamaya da alıştık. Yani Hollow Knight'tan ve diğer işte Blasphemous gibi oyunlardan alıştık. Bu sefer de izometrikte deneyelim bu türü. Ama tabii bir Souls oyunu gibi ruhunu kaybetmek, geri alma falan gibi, yani bu tip mekanikler var mı bilmiyoruz ama genel görünüş ve hissiyat çok net Souls oyunu gibi ve sanat tasarımı da aynen o şekilde görünüyor. Bu kısa görüntülerle ağzımın suyu aktı tek kelimeyle. Ne zaman çıkacak belli değil ama 2024'te çıkacağı söyleniyor bu oyunun. Bununla ilgili bilgiyi ama çok yakın zamanda daha net olarak alabileceğiz. O da 1 Mart tarihi. 1 Mart tarihinde No Rest for the Wicked Inside adlı bir sergi olacak. Hatta geri sayım var şu an web sayfalarında. Burada daha çok şey, daha detaylı olarak oyunla ilgili konuşacaklar. Büyük ihtimalle işte çıkış tarihi falan anlatılacak, edilecek. Ve sanki erken erişim sürecine bile girebilir. Sanki bir önceki konuşmada ondan bahsetmişlerdi. Bence takipte alın. Bu Duelo Gaming kanalını izleyen kişilerin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Tabii rol yapma kısmı ne kadar var bilemiyoruz. Rol yapma oyunu demişken Mart ayında da, 22 Mart'ta Dragon's Dogma 2 çıkıyor. Önümüzdeki en, bence en önemli oyunu bu. Ve Shadow of Erdtree'ye kadar bizi bayağı götürecek gözüküyor Dragon Dogma. Ön sipariş vermediyseniz Steam'de 50 dolar. En uygun oynama platformu ise Xbox. Orada daha uygun fiyata satılıyor. Şu an ezberimde değil. Ama PlayStation 5'te zam geldi. Yani tabii PlayStation 5'iniz varsa başka yok çareniz, alacaksınız da. Yani şu an Steam'de tabii 50 dolar ucuz bir fiyat değil ama orijinal fiyatı 70 dolar, en azından lokalize etmişler, 50 dolara satılıyor. Bu fiyat artar mı zannetmiyorum artacağını çünkü dolar fiyatları standart değişmiyor. İstiyorsanız ön sipariş verebilirsiniz ama bence demosunu bekleyin. Evet, demosu çıkacak söylentisi dolaşıyor her tarafta. Yani sonuçta doğru olsun, o doğrudur diye düşünüyorum. Çünkü benzer şekilde aynı firmanın demoları çıkmıştı. Galiba Resident Evil Remake için de demo yayınlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence demoyu bekleyin, bir test edin. Beğenirseniz o zaman ön sipariş verirsiniz. Yani bence takipte kalın. Önümüzdeki günlerde demosu gelecek. Demosu gelirse de kesin burada oynarım ben. Oradan da takip edebilirsiniz.
Evet, böylece bu geçtiğimiz hafta gündemde olan oyunlara bir yer vermiş olduk. Biraz belki gereğinden fazla konuşmuş olabilirim. Uzattıysam özür dilerim. Ama umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Haftaya yine tekrar görüşeceğiz ama belki bunun yerine şimdi aylık podcast'imiz olacak. Tam gününü belirlemedik arkadaşlarla canlı olan. Belki bu tip konuşmaları o canlı podcast'e ayırabiliriz. Cuma, cumartesi gibi bir kontrol edin canlı yayınımız var mı? Oraya da sizleri bekleriz. Benden bu kadar. Bu kanala ilk defa denk gelmişseniz gördüğünüz gibi biraz rol yapma ve Souls-like oyun ağırlıklıdır içeriğimiz ama genel olarak oyun dünyasına gerek haberlerle gerek incelemelerle takip ediyoruz. Geçmiş içerikleri bir göz atın. Beğenirseniz siz de abone olarak aramızda görmek isteriz. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.